İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Yerevan şehrinin bayramı. Davros Sıradağlarındaki Aladağ'a kar yağdı. Suriye makamları Kürt özerk oluşumunu dışlıyor. Kürtler Suriye'de ateşkes kararını kabul etti. Afganistan'da 60'a aşkın insan terör kurbanı oldu. Sarayın adına Los Angeles'ta bir anıt plaket açılacak. Başsağlığı. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Kadim Yerevan'ın 2801. yıl dönümü. Bu edebi genç şehir birçok tarihi olayın sessiz tanığı olmuştur ve pek çok zorluklara rağmen dik ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bugün Yerevan'da binlerce modern yapıların yanında tarihi yerler, 6000 yıllara kadar uzanan arkeolojik kalıntılar yer almaktadır. Yerevan'ın gerçek yaşını esasen 6000 yaşında olan Garmir Bulur'un yaşına göre kabul etmek adil olur. Her zaman tarihi ve genç olan Yerevan, kalbimizin efendisi ve tüm Ermenilerin başkenti olmaya devam ediyor. Onu sevelim ve koruyalım. Doğum günün kutlu olsun sevgili Yerevan. Batı Ermenistan'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Aladağ zirvesine 3.917 metre ile 2.700 metre arasına kar yağdı. Kesarya'da öğleden sonra etkili olan yağmur şehir merkezinde etkili oldu. Yağışlı hava Batı Ermenistan'ın önemli kayak merkezlerinden biri olan Aladağ'ında ise kar şeklinde oldu. Kar yağışı çevreye güzel manzara sundu ve güzelliğiyle ziyaretçileri büyüledi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın siyasi danışmanı Buseyna Şaban, bir Arap medyasının Suriye'nin Kürtlere özellik sağlama olasılığı konusundaki sorusunu "tabii ki olmaz" sözleriyle cevapladı. Danışman, Kürtler ve Suriye'de yaşayan farklı dini azınlıklar arasında ayrım yapmadıklarını belirtti. Şaban'a göre, Kürtlerle işbirliği ise Kürtlerin dış güçlerle işbirliği yapmaması ve Suriye'nin devlet çıkarlarını korumak içindir. Yetkiliye göre Kürtlerin özellik talep etmesi için herhangi bir temeli bulunmamaktadır. Dahası danışman, Kürtlerin yalnızca küçük bir bölümünün Suriye devlet çıkarlarına aykırı olan özellik konusunda siyasi bir kararı bulunduğunu iddia etti. Reuters ajansı komutan Mazlum Kobani'ye atıfta bulunarak verdiği habere göre Suriye Demokratik Güçleri Koalisyonu'nda yer alan Kürt grupların ABD ve Türkiye'nin ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi. Onun dediğine göre anlaşma Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına izin vermeyecek. Kobani, anlaşmanın Suriye'nin kuzey sınır bölgeleri olan Ras El Ayn ve El Abyad kentleriyle ilgili olduğunu belirtti. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Eldar Halil ise ateşkese yalnızca kan dökülmesini durdurmak için kabul ettiklerini söyledi. Ayrıca ateşkes anlaşmasının Kürtlerin Türk birliklerine ve paralı askerlerine gösterdiği güçlü direnişin bir sonucu olduğunu da ekledi. Afganistan'ın Nangahar bölgesinde gerçekleşen geleneksel bir cuma namazı sırasında teröristler camide iki bomba patlattı. En az 62 kişi hayatını kaybetti. Nangahar yönetiminin bir üyesi olan Sohrab Kadiri en az 100 kişinin de yaralandığını ifade etti. Çok sayıda müminlerin caminin kalıntılarının altında kaldığı için ölüm oranının artması bekleniyor. Tanık İnkelap Can, cuma namazıydı, herkes camideydi ve aniden patlama oldu. Çok kişi zarar gördü, dedi. Nangahar Eyaleti Sağlık Dairesi üyesi Zahir Adil'e göre ise Jalalabad hastanelerine 200'den fazla kişi kaldırıldı. Los Angeles'ta Amerikalı Ermeni yazar William Saroyan'ın adını taşıyan meydanda bu büyük yazar için bir anıt plaketi açılacak. Bir Lurer Ayem'in aktardığına göre bu karar Ekim ayı başlarında Los Angeles Şehir Konseyi tarafından alındı. Los Angeles Şehir Konseyi Başkanı Monica Rodriguez, anıt plaketinin konulacağı kavşağın Ermenistan Cumhuriyeti'ne adanmış kültürel günlerin düzenlenmesi ile meşhur olduğunu ayrıca ifade etti. Anıt plaketin açılış töreni bugün gerçekleşecek. Batı Ermenistan Parlamento Milletvekili Armen Gevorkyan'ın babası Grigor Gevorkyan vefat etti. Batı Ermenistan'ın devlet başkanı, hükümeti ve parlamentosu bu zor günlerinde Gevorkyan ailesi ve yakınlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyor ve desteklerini ifade ediyor. Bugün için bu kadarını öngördük.
Şimdi size Tien Vokal grubunun seslendirdiği Komidas Vartabet'in Kali Yerkat eserini sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.